Tons Pion Session, Nothing's But Thieves, sorry. Nedir bu? Hello, we're Nothing But Thieves, I'm here in Berlin, and this first song is called Sorry. Gibson Hummingbird. Çok severiz. Ses çok güzel ya bu gitarlı. Felaket. Bakalım Gibson Hummingbird ne kadarmış. Hummingbird. Türkiye'ye bakmayalım. Türkiye'de katlarca. Yani hadi bakalım ya. Sunburst ise şu değil mi? Yok, Sunburst değil o. Niye bastım da çıkmadı abi? Ha, çıktı. Gibson abi. Şu. Nasıl? İki tane sar oradan usta. Hakkını helal et, helal et usta. Yürümünün... Şimdi şeye bakalım bir de. Neye bakalım? Sweetwater. Sweetwater. Girelim neyse tamam. Bugün biraz geyik günümdeyim Özgün. Beni engelleyebilir misin? Vallahi lütfen müdahale et beni rica ediyorum zaman zaman. Tamamdır. Peki Gibson Acoustic Hummingbird Original Heritage Chess Sunbury. Şimdi ne kadar? $4,000. Peki Doremus'un getirdiği aynısı mı? Heritage bu, başka bir şey. Yok, çok yakın aslında. Heritage Chess Sunbury. Şimdi Amerika'daki fiyatı $4,000 olan bir gitar nasıl Türkiye'de 2000 euro olur? Demek ki bu Çin. Amerikan değil. Bu Amerikan olanlar her zaman daha pahalıdır zaten. Çünkü $4,000 demek ki değil. Yani aynısı değil. Şimdi $4,000 dediğin zaman 4 kere 9 36 yaklaşık 40.000 TL'ye denk geliyor. Benim dediğim bu. Ben bunu bir tane bunlardan var. Hayır, bu değil, bu yok. O kadar da değil. Şu işte. Ama bu benimki şey, diğeri daha koyusu. Teli falan kopuk. Şu. Bu koyusu bendeki. Fakat benimki Epiphone. Yani Gibson'ın yan ürünü ve Chinese. Ya Chinese değil, Chinese mi bakayım? Nereymiş burası? Instrument falan, fıstıkan, materyal, framework, instrument guaranteed. Epiphone. Zaten Epiphone Çin'de üretiliyor her türlü. Neyse. Ben bunu $100 aldım eBay'den. Yan tarafı çatlak bunun. Bunu daha önce anlatmıştım belki de. Dur bakayım neresi çatlaktı. Bunu bir şeye koyarlarken çatlatmışlar alt şurasını. Bak şurada bir çizik var. Bir de şurada bakın. Şurada bir çatıngat olmuş şurada. Bu nedenle de fiyatını $450'dan o zaman, tabii benim söylediğim zaman bayağı ya. 9 sene önceden falan bahsediyorum. Fena bir ucuzluk gelmişti. Ben o zaman eBay'den almıştım, getirtmiştim Türkiye'ye. İyi ki de getirmişim. Fena değil sesi. Bu Mutluluk Köyü şarkısındaki gitarları bununla çalmıştım, hemen açayım. Daha parçayı bile dinlemedik ama çok zevkli be abi. Gitar işi başka bir şey ya. Helal et usta. Şu işte. Gitar bu. Tamam. Neyse Gibson iyi. Başlığın daha sese dokunmadı çocuk. Of, sese bak süper. Bu ses çok güzelmiş çocuğun. Bu ses çok güzel çocuğun. Çok rahat kullanıyor bir kere. Tekniği çok başarılı. Hiç yüklenmeden kullanıldığı zaman bu iş efsane oluyor. Abi nerede? Grubun adı ne ya? Ha, Tons Pion Sessions'mış bu. Grubun adı ne abi? Nothing But Thieves. Ha, Connor'muş bu. Nothing But Thieves. Ha, grubun adıymış bu abi be. Nothing But Thieves solisti Connor'ın analizini yapar mısınız? 2.40-2.55 arası tiz patlıyor yazmış. Tamam. Batuhan Makaracı, hadi bakalım. Bir kere girişi öyle bir zeminde giriyor ki parçaya. Tenor bu da. Hiç buraya yüklenme yok. Bu baskı yok. Hep kafa bölgesinde rahat tınlatıyor, keyifli tınlatıyor, yumuşak tınlıyor sesler. Of of. Ne güzel kafa sesleri. Senin ritim şey yapacak gibi. Ram tam da dam 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 dam
Çok teşekkür ederiz desteğin için. Şahanesin. Hocam sigarayı bırakmalı mıyım? Müthiş bir soru gelmiş. Hemen alacağım onu. Mehmet Orhan söylemez. Çabuk bırak. Cevabı o kadar net ki ama dinleyeceğim seni. Neler yapacağım şimdi sana bak. E sen gönderdin ya, biraz önce baktık. Tamam Mehmet, dur dur, sakin. Oo, kendini sürekli ayarlıyor bir de. Çok fazla gerildiğini görüyor. Bakın izleyin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Diyafram son bitti ya, su biterken de biraz eğildi. Hop! Topluyor kendini. Devamlı. Tabii zaten ses kullanımı da böyle. Vücut gerginliğini hep azaltarak kullanan bir şarkıcı tipi. Yani böyle kasılmış bir şey yok. Hep rahat. Hep rahat. Bu arada iki Gibson yan yana be. Ortadaki... Ha işte bu ton çıkıyor zaten bu gitarlarda. Bu tatlı böyle bir lan lan bir boş vuruş hissi var ya. Şu. Çok tatlı. Gidiyorum. Kaçta patlıyor? 2.40. Haset gibi mi? Şimdi başladı basmaya. Levent Yüksel'i görüyorsunuz değil mi şu anda? Onun şarkı söyleme stili de böyle tizlerde kınır gibi. Çok basıyor ama birazcık fazla yükleniyor gibi geldi bana. Yani şu mesela okuyuşu var. Fazla fazla. Bu fazla. Yani bütün vücudunun yumuşaklığı gitti. Si bemol. Tam sesi. Büyük, çok fazla basıyor. Ama dur. Ses rengi çok güzel. Yumuşak seslerini kullanması mükemmel. Yüklenerek tamamen kafası çıkarması. Hiç gitarlar efsane. Peki. Gibson'a teşekkür ediyoruz. Gibson sponsorluğunda yaptık bu analizleri.